Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam konumuz inşallah kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid. Kelime-i şehadet deniyor birincisine. Bunun başında eşhedü olduğu için. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İslam 500 üzerine bina kılındı. Ala hamsin, bunun biri de nedir? Kelime şehadettir. Yani İslam'ın 5 şartı var. Bu şartı yerine getiren Müslüman olur. Bunun birincisi, özü, temeli ve kapısı nedir? Kelime şehadettir. Kelime-i şehadetin anlamını inşallah kısa açıklayayım önce. Eşhedü, ben şehadet ederim. Şehadet, yani biliyorum, inanıyorum, bunu açıklıyorum. Neye? En şunu ki, La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka Celle Celaluhu ilah yoktur. Buradaki Allah lefzi Celle Celaluhu ismi has deniyor buna. Mevlamızın özel ismi. Ne kadar müşrikler varsa bunlara tapındığı putlarına bu ismi vermemişler, verememişler. İlah ise tapılan bir şey demektir. Hak olsun, batıl olsun. Türkçedeki Tanrı kelimesi de bunun gibidir. Yani Allah yerine geçmez. Burada bir kimse yalnız yani bir gayrimüslim İslam'a girmesi için yalnız Allah demesi yeterli olmuyor muhteremler. Bir ateist, bir müşrik, bir gayrimüslim Allah'a inandığını söylese de bir müslüman olamıyor. Neden? Çünkü bunda tevhid yok, tevhid yok böyle. Allah'tan başka ilahları mutlaka bunları nefretmesi gerekiyor. Ve ne muhabdü ve resulü ve bir de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah'ın kuludur. Ve Peygamber Resulü'dür. Yine burada bir beşe diye geliyor burada. Bir gayrimüslim İslam'a girmesi için ne gerekiyor? Önce bu kelimeyi de getirmesi gerekiyor. Ve kefre bima yubel min dunillahi fakat esleme. Bir de bunun dışında o gayrimüslim İnancı hangi inançta ise ondan da sırrın kopmadan girmişse olamıyor. Bir Hristiyan, bir Yahudi, bir ateist kelime-i şehadet getirirse bile önceki inancından kopmayınca müslüman olamaz. Örnek verelim bunlara. Bir Hristiyan, Hristiyanlıkta haşa İsa Allah'ın oğlu diyorlar onlar. Teşhis var, üçleme var. Allah oğul, kutsal ruh diye böylece. Bu nedir? Küfürdür. Şirktir Allah Celle Celaluhu. Bugünkü Hristiyanlık şirk halinde muhteremler. Evet, aslında gerçek din idi, hak din idi. Tabi zamanla bozuldu, tabiata uğradı, gerçek İncil kayboldu. Ne yazık ki onlara müşrik durum düştüler. Bir Hristiyan önce şunu kabullenmesi gerekiyor. Allah bir Celle Celaluhu. Hazreti İsa Allah'ın peygamberidir. Haş ol değildir. Sonra İncil'in de bugün tarif olduğuna inanması gerekiyor.
Bundan sonra da Peygamberimizin peygamberini kabul etmesi, Kur'an'a kalitmesi gerekiyor muhteremler. Bir Yahudi'ye gelince, bir Yahudi de Müslüman olması için ne gerekiyor? Önce Yahudiler Hz. Musa'ya peygamber diye inanıyorlar. Orası doğru. Ancak Hz. Üzeyr Allah'ın oğlu diyorlar. 100 yıl öldüğü için, sonra dirildiği için. Üzeyr Allah'ın oğlu değildir. Kabul etmesi gerekiyor. Sonra ne gerekiyor? Yahudiler İsa Aleyhisselam'ın inanmıyorlar peygamberliğine Yahudiler. Yani Yahudiler Hazreti İsa'nın peygamberine inanıp kabul etmiyorlar. Hazreti Meryem'i de aşağı fahişe diyorlar burada bunlar böyle. Önce Hazreti İsa'nın peygamberliğini kabullenmeleri, Hazreti Meryem'in de masum olduğunu, temiz olduğunu kabullenmeleri, sonra peygamberimizi kabullenmeleri, bunu kabullenmeleri gerekiyor böylece. Ne yazık ki muhteremler, Yahudiler Hristiyanların peygamberine haşa gayrimeşru doğan bir çocuk dedikleri halde, annesinin de kötü yolda olduğunu iddia ettikleri halde, bugünkü Amerika, Avrupa Yahudilerle kucaklaşıyorlar muhteremler. Bir ateiste bir insan ne kadar ateistim dese, haşa inancın yok dese de onun inancına vardır muhteremler. Onun mutlaka inandığı bir ideoloji vardır. Neden? Çünkü insanların fıtratında, doğasında iman kelimesi vardır muhteremler, inanç vardır. Fıtratında. Bunun için ta eski çağlardan beri her dönem insanları ya Allah'a inanmışlar, hak dine bağlanmışlar ya da putra tapılmışlar muhteremler. Her dönemin, her toplumun putu ayrıdır böyle. Kimi yıldıza, aya, güneşlere, kimi taşlara, heykellere, ateşe, hatta ineğe, timsaha tapılmışlar, insan tapılmışlardır. Bunun için ateistlerin de mutlaka bir inancı vardır. Bir insanı putlaştırırlar. Onun görüşünü putlaştırırlar. Yani Allah karşıtında olan putlaştırırlar. Ondan da tevbe etmeyince İslam'a giremedi muhtemelenler. Günümüzde ne ideolojiler var? İzm, Hinduizm gibi, komünizm gibi, yani sonu izm gelen nice tabi sapıklıklar var bunlar. Bunlar vardır. Gelelim inşallah kelime-i tevhide. Kelime-i tevhid. Mümin olan kimse kelime-i tevhid söyledi mi yeterlidir mümin olan kimseye. Fakat bunun tekrarı gerekiyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el-iman büdün sebune hepsinin şübeten. İman 70 veya 60 şübedir, bölümdür iman. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki iman 70 veya 60 şübe bölümdür. فَاَفْضَلُهَا en üstünü kavlü la ilallah'tır. Yani imanın özü, zirvesi, odak noktası kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah'tır. Buna kelime-i tevhid deniliyor. Tevhid mastardır ve vahde fiilinden. Vahyu vahiden mastardır. Tevhid kelimesi, bu bab, tefil babındandır. Bu babın da binası teksir içindir, çokluk içindir. Demek ki her Müslümanın çok çok, artık sayısı kendisine aittir. Bunu tekrarlaması gerekiyor. Vednaha
İman eza anet tariki. İmanın en alt tabakası nedir? Yoldaki eza veren bir çöpü, taşı, bir şeyi alıp kenara koymaktır muhtemelen. Bu da ne? İmanla, inançla ilgili bakın bakın. Yani çevre temizliği bakınız. Orta çağda tuvalet değeri bir şey bilmezken dünyada, her yerinde, her taraf pislik iken, leş iken İslam dini bunu getiriyor böylece. İmanın zirvesi, özü, kelime-i tevhid, en aşağısı da yoldaki bir pisliği, eza veren bir alıp kenara koymaktır, şehir temizliği. Vel hayâ minel iman, hayâ da imandan bir şübedir. Hayâ, utanma hissi, hayâ. Hayâ, utanma duygusu, utanma, sıkılma, yüzünün kızarması icabında. Yani bir kimse Allah'ın sevmediği bir işi yaptığı zamanlar, Kur'an'a ters düştüğü zamanlar, bir iş yaptığı zamanlar, eğer utanırsa, sıkılırsa, yüzü kızarırsa, o günah işlediği halde ama imanı vardır. Mesela günümüzde bir kız, bir hanım, açık saçık dışarı çıktığı zamanlar, eyvah ben böyle çıktım diye, başı açık, kollar kısa, hiç kolu yok, kolları yaktı böyle. Etleri kısa. Eğer yürek utanıyorsa, sıkılıyorsa, bundan pişman duyuyorsa, yaptığı günahtır, haramdır ama imanı vardır muhtemelen. Allah korusun, çırçıplak dışarıda gezerken de hiç utanma, haya etmese, hatta kendisine bakıldığı zaman bundan hoşlansa bile, haya duygusu olmasa, imanı tehlikede muhterem. Allah korusun. Bunun için Allah nasip etsin bütün Müslüman hanımlarına örtülmeyi tesettür böyle. Aksi halde cinsel dengelere bozulur muhteremler. Cinsel dengelere bozulur böyle. Aile yuvaları yıkılır. Çocuklar yetim kalır çocuklar. Ahlak bozulur. Gençliğin ahlakı bozulur muhteremler. İşte terörün temeli de budur muhterem. Ahlak bozuldu mu, haya kalktı mı, iman kalktı mı, Allah korusun, o toplum sapıtır muhtemelen. Bir tatminsizlik olur, tatminsizlik olur muhtemelen. Doyumsuzluk olur böyle. Bu defa ne olur? Tabii sigaradan başlar, alkol, kumar, uyuşturucu derken, kişi o genç kendisini Allah korusun, kötü ellerinde olabilir. Bunun anlamına gelelim muhteremler. La ilahe illallah. Az önce verdiğim gibi buradaki la, biraz daha geniş anlam vereyim buna inşallah. Buradaki la, la-i nafiyede, nefiden, olumsuzlaştıran la ilahe, hiçbir ilah yoktur. Bu la'nın bir anlamı da cins içindir. İlah diye bir şey yoktur. İllallah ancak Allah'tır. Şimdi bu tabii Arapçada böyle geliyor. Türkçemize tersine geliyor. Şimdi şu anlamda Arapçada önce buradaki nefi, olumsuzluk. Yani önce kalpteki, gönüldeki ilahları çıkarıp atmak. La ilahe diye ve la çekmek bu gerekiyor. La ilahe. Buradaki sonda he çıkması gerekiyor bunun da. Anlam bozulması için la ilahe derken kul ne yapacak? Kalbinde, gönlünde, iç aleminde
Allah'tan başka neler varsa bunlar atacak bunları. Önce kalbim orada temizlenmesi gerekiyor. Hatta tasavvufta bu lama süpürge derler. Yani çöplüğü atmak kalpten böylece. Allah'tan başka taşları, putları, heykelleri, tapınılanları, ideolojileri, yani dinin karşıtı ne varsa hepsini atmak kalbinden böyle. Önce kalbi temizleme, ondan sonra ispat deniyor. İlla, ispat için geliyor burada. İllallah, Allah vardır. Kalp burada bir kaba benzer, bir kaba benzer. Bir kap temiz değilse, kirliyse, pisse, önce bunu yıkanması gerekir, su içerisine su, yemek konulmadır. Kalp pislik, yani pis bir kalp içerisine yemek konulsa, baklava konulsa, ona kimse yiyemezdir. Bunun için bizler kalbimizi temizlemeden, ilahlara atmadan, söküp atmadan kalbimizden ne kadar bunu söylesek de etkisi olmuyor bize. Halbuki bir kelime tevhid ile kişi öyle hal alması gerekiyor ki imanın da kuvvetlenmesi gerekiyor. Ama önce kalbin temizlenmesi gerekiyor. Ne kadar sapıklık hareketleri varsa, bu tabi her dönemde, her yörede, her ülkede bu farklı olabilir böyle. Çünkü bu sapıklık hareketleri, bunlar devam etmezler bunlar. Biri çıkar, biri batar, biri batar, biri çıkar. Farklı olabilir bunlar böylece. Yerinde insanlar putlaştırılır, onların peşinden takınılır, adlarına heykeller dikilebilir, onların izinden gidiyorlarından bağırılır, çağrılır, şunlar bunlar olabilir. Ama kişinin kalbinde, gönlünde ona karşı bir sevgi varken tevhid söylemesi de kişiye fayda vermez muhteremler. Önce nefi kalp kabını temizleme gerekiyor. La ilahe illallah diye kalbime gerekiyor böyle şey. Yalnız dil bunu söylerse, anlamını bilerek söylese bir yalnız dil bunu, önce kişi bundan pek zevk alamaz. Önceleri. Fakat zamanla dil ile kalp birleşirse, beyin de anlamını düşünürse, üç bir araya gelirse, o zaman iş farklılaşır. İşin boyutu değiştirir muhtemelen. Kul her bunu illallah derken, kul bundan muazzam bir haz duyar, zevk duyar, gönül bundan zevk duyar, gönül nurlanmaya başlar, kişi bunu fark eder. Hatta öyle zaman gelir ki, insan dansa bir şey bile kalbinden, bu zikrullah kalbinden gelir. Kişi uyurken bile, uyandığı zamanlara bile bakar ki kalbinden bir uyarı geliyor. Tevhid geliyor kalbinden. La ilallah geliyor kalbinden. Bütün mesele illallah'ın kalbe yazılması, yerleşmesi. İbrahim suresinde Mevlam bize bir örnek veriyor. Şecire-i Tayyibe'yi veriyor. Temin bir ahurum ağaç veriyor Mevlam bize. Ağacın aslı sabittir, dalları yukarıdadır. Her zaman meyvesini verir Mevlam buyuruyor İbrahim suresinde. Bu kelime-i tevhid de eğer kalbe yerleşirse, bir manevi ağaç şeklinde kalbe kök salarsa, o zaman bunun dalları yukarı fırlar. Ameli salih, bu kişilerin başlar gelmeye. Bu kelime-i tevhid, yani Allah bir inancı, yani Allah'a inanç, gönlüne tam yerleşirse, gönlünden başka sevgiler çıkarsa, sapıklar çıkarsa, o kişi her neye bakarsa, gözüyle iman nuruyla bakar,
İbrete bakar. Bir ağaca bakar. O ağacın nasıl yetiştiğine bir çekirdek yiyen o ağaç, hocam bir ağaç oldu. Sonra yeşil yaprakları, güzel meyveleri, bunu yaratan kim muhteremler? Topraktan yaratan kim böyle? Kişi bir şey dinlerken kulağı iman göze dinler. Hep tabi iyi şeyi dinlemeye başlar. Bundan ameli salihler, yani ihlaslı, güzel bundan ibadetler meydana gelmeye başlar. Artı bunun gönlü Allah ister, Allah ister muhtemelenler. Onunla tatmin olur, gönlü tatmin olur bence. Yunus Emre biliyorsun bir şiiri vardır. Cennetten bahsediyor. Sonra şöyle buyuruyor. İsteyene versen anı, bana seni gerek seni diyor. Bak Yunus aşık Yunus muhtemelen. O hale gelmiş ki cennetten vazgeçiyor. Cenneti isteyeyim artık. Ondan vazgeçiyor. Bırakın dünya köşkünü, sarayını böyle. Kadını, kızını, parasını, pulunu böyle. Ne diyor? Cennetten bahsediyor. İsteyene versen anı, bana seni gerek seni diyor. Emin olun muhteremler, cemaatimiz. Ah gönle uyanmışsa gönüller. Gönüller doğasına kavuşsa, kavuşsa gönlün yan Mevla'yı ister muhteremler. Ondan zevk olur, feyiz olur ederler. Hatta oturur gözünü kapar, la illallah derken işi böyle yanına aşk yani alır muhteremler. Günümüzde gönüllerimiz doğal gıdası alamadığı için hepimizin gönlü darda. Gönüllerimiz daralıyor. Gönüller sıkılıyor. Efendim işte canımız sıkılıyor böylece. Evde oturamayız, işinde oturamayız. Dışarıda çıksak canımız sıkılır. Evde huzur bulamayız. Bir darlık, sıkıntı, bunalım, huzursuzluk. Maddi açıdan eski insanlara oranla çok ama farklı bir konumdayız onlara bakarak. Evlerimizin eşyaları, her şeyi çok farklı konumda. Ama huzur, gönül huzuru, gönül rahatlığı, bir tatmin olma, mutluluk bu hayal gücümüzde muhtemelen. Neden? Gönül doğal gücünü alamadığı için muhtemelen. Her organın bir doğal gıdası vardır. Evet, mide yemek ise su ister muhtemelen. Damak da bunlara bir tat almak ister. Göz de ister. Mesela bir insan karnı bir yere kapmasa canı sıkılır. Çünkü göz de bir şey görmek ister. Güzel görüntü ister gözlerle. Kulak da güzel ses ister muhtemelen. Ondan tatmin olur. İşte gönülden nedir doğal gıdası? Allah'ı anmak, ona bağlı inanmaktır. Allah Celle Celaluhu Rabbimizin özel ismi, has ismi. Allah ismi. Bir insan yalnız Allah al derse yani bu zikir olur böylece. Allah derse yine zikir olur bu da böylece. Bir kimse Allah Celle Celaluhu böyle anınca çok gönlü uyanmaya başlar. Uyanma başlar gönlü. Allah-u Teala Celle Celaluhu bilmeye başlar. Arifler deniyor bunda, arifler. Allah'ı bilir bu kimse böylece. Allah-u Teala Celle Celaluhu sıfatları vardır, esması vardır, efali vardır Mevlamızın böyle. Sıfatları içerisinde 8 tanesine sıfatı subut ediliyor. Subut, sabit sıfat deniyor bunlara. Bunları iyi bellememiz gerekiyor. Yani Allah'ı bilmemiz Celle Celaluhu, bilmemiz için bu 8 sıfatı da iyi bilmemiz, bellememiz gerekiyor. 8 sıfatı. Biri hayat. Hayat. Allah Celle Celaluhu haydır, diridir. Allah Teala. Bizde hayat var, bir de diri şu anda. Aradaki fark şimdi. Nefsini bilen Rabbini bilir. Önce nefsimize bakacağız, kendimize bakacağız.
Mevla bileceğiz. Bizde de hayat var şu anda. Yaşıyoruz, diriyiz. Hayat var. Karnımız çalışıyor elhamdülillah. Soğuk alıyoruz böylece. Ama şu farkla bizim hayatımız bizim elimizde değil. Hayatımız geçici. Daha önce yoktu bize bu dünyada. Dünyada başkaları vardı bu dünyada. Krallar, paşalar, padişahlar, derebeyleri, zalimler, abidler, peygamberler, kimler kimler gelip geçti bu dünyaya. Biz o zamanlar toprak maddeydik ayak altında. Sonra Allah'ın Celle Celaluhu takdir ettiği vakit gelince bizler dünyaya geldik muhteremler. Nereden geldik? Ana karnından geliyor bak. Ana karnından geldik. Orada hayat var mı ana karnında? Hayat olur mu? Yaşar mı orada insan? Yaşıyor işte muhteremler. Oradan dünyaya geldik. Bebektik tabii. Burnumuz akardı muhteremler. Ağzımızdan akardı. Kusardık. Altını işerdik. Girsedik altımıza. Yani üstün başımız bu durumda böylece. Mevlam, annelerimize bir Mevlam bir rahmet verdi, merhamet verdi. Bizi baktırdı muhtemelen annelerimize. O Allah ki Celle Celaluhu Mevlam, vahşi hayvan Allah yavrusunu baktırıyor. Allah Celle Celaluhu. Ancak bizim hayatımız dünyada elimize değil. Efendim diye mesela bağırsın, ölmek istemiyorum. Ölme. Elimde mi? Değil. Ölme değil. Efendim işte benim malım, mülküm var. Doktora giderim, hastaneye giderim. Doktor da ölüyor ama ya. Başka kim de ölüyor muhtemelen? Profesör da ölüyor böylece. Evet, hayatımız var şu anda ama hayat bizim elimize değil. Yani bizler kendimizi yaratmadığımız için, yaratıldığımız için hayatımız yaratana bağlı. Ona bağlı derler. Onun elinde yaratılmış böyle. Sonra dünyada bile hayatımız önce bazı organlara bağlı. Hayati organlar deniyor bunlara. Kalp, ciğerler, böbrek, beyin gibi böylece. Mesela kalp en başta mı geliyor böyle? Kanlı et parçası böyle. Yani kokuşma et parçası, kanlı et parçası. Kalp böylece. Ama durdu mu, hayat bitiyor muhtemelen. Akciğer solunumu durdu mu, hayat yine bitiyor. Böyle. Beyindeki bir kırcağız damar patladı, beyin kanaması oldu mu, hayat duruyor muhtemelen. Böbrek durdu mu, hayat duruyor böylece bakınız. Yani insan denen varlık, en üst makamlara çıkabilir. Holding sahibi olabilir. Medya patronu olabilir. Çok zengin şu bu olabilir. Ama hayatı birkaç tane et parçasına bağımlı. Onlar durdu mu hayatı bitiyor muhtemelen. Bu mu insan? Bu da yeterli değil hatta hayat için böylece. Tam organlarımız sağlam. Kalp hepsi çalışıyor bunlar böyle. Yeteri değil. Neye bağlıyız? Dışa da bağımlıyız. Havaya bağlıca. Oksijene bağlıyım. Oksijene bağımlıyız böyle. Hava kirlense, bir kirli gaz olsa, hava kirlense, oksijen oradan düşerse yine yaşayamaktır. Hava almaz mecbur. Durmadan be. Evet al ver, al, al, al ver. Yani farkında değiliz ama hayat yaşamak da zor aslında. Yani bırakalım çalışma yemek yemeyi, bu solunum sistemi bile aslında büyük bir külfet bize şimdi. Durmadan böyle al nefesi ver, al ver, al ver, al ver, durmadan ver. Bu mu hayat mı? Sonra gıda lazım, su lazım sana böyle. Taktik elimizde de böyle şey. Meleklere gelince, melekler bizim gibi yemezler. İçmez, hava solumazlar melekler. Onların nuru yaratıldığı için, onların maddesi nur olduğu için onların hayatı değişmez. Yani küçükken büyümez, yaşlanmaz. Onda ölmezler kendileri böyle.
İşte Allah hayatı gelişen, Allah hayatı kendi zatından muhtemelen böyle. Allah bir şeye bağlı değildir. Böyle. İkinci sıfat, ilim. İlim sıfatı. Alim. Allah Celle Celaluhu her şeyi bilici böyle. Her şeyi Allah biliyor. Her şeyi biliyor. Bizim bilgimiz çok ama çok kısıtlı, çok sınırlı. Çok kısıtlı. Bir kalp uzmanı buzdolabı bozulur, anlamaz ondan. Arabası yolda kalır, anlamaz ondan. Diş hekimi gözü anlamaz, göz hekimi dişi anlamaz. Yani bizim ilmimiz çok ama kısıtlı, çok sınırlı. Bir gün Hazreti Musa ile Kızı Aleyhisselam giderlerken gemide bir kuş denize dalıyor. Oradan çıkarken kuşun gagasından bir damla su yere düşüyor. Damla su düşüyor. Kızı Aleyhisselam diyor ki ya Musa sen diyor Kelimullah'sın diyor. Ulazın peygambersin diyor. Senin ilmin, benim ilmim diyor. Allah ilmine oranla diyor. Bu damla kadar böyle. Yani Allah'ın ilmi tabii sınırsız ama yani şu okyanus, derya, deniz Allah ilmi olarak kabul edersek diyor. Biz ilmimiz yani şu damla kadar böyle muhteremler. Allah her şeyi biliyor muhteremler. Mesela bu gece ne olacak yeryüzünde biliyor muyuz? Muhterem. Biliyorsunuz 17 Ağustos depreminde tabii gece yattık mesela. Kimi namaz kılıp yattı, yatsı kimi yıkamadan yattı böyle. Kimi içki içti, kimi şunu bunu yaptı böyle, yattı böyle şey. Herkes rahat ama böyle. Yani sabaha kalkacağız. Hafta arası da, pazar değil böyle. Kalkacağız böylece. Ama saat 3'te her şey değişti. Değişti böylece. Yarın ne gece başımıza? İlim muhtemelenler. İleride yaşlılıklar var, hastalıklar var, itilip kalkılma var, istenmeme var. Allah korusun savaşlar olur, göçler olur, kıtlık olur, deprem olur, sel olur. Ve sonuç insan ölecek. Ölecek. Kişi kefenini giyecek. İnsan mezara girecek. İşte bir insan ne zaman ölecek, nerede ölecek, hangi mezara gömülecek, bunlar takdir olmuştur. Allah bunları işte biliyor muhteremler. Hatta Allah'ın bazı veli kulları bile bunların bazısını bilirler, bazısını hiç bilemezler. Bence. Bir veli, yani evliya. Evliya velinin çoğuldur. Bir evliya, yani birkaç kişiyle beraber bir köyün kenarından geçerken köyde düğün varmış, evlenme cimriyeti varmış. O dönemin kızları da örtülü, kapılı oldukları halde ama tabii süslü püslü giyilmişler, şalvarlara, başörtülere bir rengarenk geziyormuşlar kızlar böylece. Tabii düğün, kızlar geziniyorlar. Bu Allah dostu Celle Celaluhu onlara her şeyi iman gözüyle bakarlar çünkü böyle. Onlara bakıyor, bakıyor, ağlama başlıyor. Gözden yaşlar yere damlıyor. Soruyorlar, niye ağlıyorsun? Ah diyor. Allah'ım bana Celle Celaluhu diyor, bu kızların geleceğini gösterdi diyor. Bunların geleceğini gördüm de, ağlıyorum diyor. Şu muavili var ya diyor, onun geleceğini gördüm diyor. Yaşlanmış, beli bükülmüş, gözleri görmüyor, kulağı duymuyor, dizleri tutmuyor, bakanı yok, seveni yok, arayan soranı yok böyle diyor. O kadar bir perişan halde gördüm onu, geleceğini gördüm böyle diyor. Şu işçili var ya diyor, onun da ömrü az diyor. Onun da ömrü az diyor. O da diyor baktım diye kefeni giymiş, mezara gömülmüş, yılanlar baş üşüşmüş, kanını emiyorlar. Kefeni çürüyor diyor. Onu gördüm buraya. İşte muhteremler
Bizler yarınımızı bilemiyoruz. Bırakalım yarını, 10 dakika sonrasını bilemiyoruz. Bilemiyoruz böyle şey. Gelecek elimizde değil. Kul önlem alır, çalışır, çabalar ama takdir neyse yine olur. İşte Allah alimdir, her şeyi ona biliyor böyle şey. Semih. Mevlam bir sıfatı da semi, işitici, işitir. Allah Celle Celaluhu her şey işitir Mevlam, her şey işitir Mevlam böyle. Yani insan içinden geçinsin, insan düşünceleri, gönden geçenleri de Allah bunları bilir muhteremler. Sonra Peygamber nasıl Allah bunu biliyor deyince, Mevlam buyurdu, Bismillah, Ela ya'lemu men halak. Mülk Suresi 2. sayfasında. Ela buyurdu. Ela ya'lemu men halak. O Allah bilmez mi? O insanı kim yarattı? Kim yarattı muhteremler? Mesela günümüzde bir cep telefonu var. Bugün için ne var acaba? Herkes bilemez bunu böyle. Ama o telefonu ima eden fabrika onu bilir muhteremler. Onu bilir böylece. Demek ki insanın beynini yaratan, o beyni düşünme yeteneğini veren Mevla, o beyni düşünür bilir muhteremler. Mevla onları biliyor. Bir gün Hazreti Semih Aleyhisselam ordusuyla beraber giderken ordusunda insanlar, cinler, kuşlar ve vahşi hayvanlar var mıdır? Ordusunda şey maalesef böyle. Yel onu götürür, hızı götürür böyle. Kulüsten kalktı, Taif'e yaklaştı. Mevla buyuruyor, hatta izâ etev alâ vâdin nemleti. Nemil 18'de Mevla buyuruyor. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla beraber alâ vâdin nemli. Nebil varisine gelince, Nemil, Kur'an demektir, Nemil. Süleyman Aleyhisselam, karınca vadisine gelince, Taif'e yakın bir yerde, büyük bir vadi, orası karıncaların tam yuvasıymış. Artık milyarlar, trilyonlar karıncalar oradaymışlar. Süleyman Aleyhisselam oraya gelirken, kalet nemletün, diyor ki, Nemletün, burada T var, dişi anlamına geliyor. Dişi karınca, onların beyleri dişi karıncaymış. Arın da beyi dişi arıdır muhteremler. Allah'ın hikmeti böylece. Bu nasıl dişi arılar çok yaşıyorsa arı beyleri, bu karın da daha çok yaşıyor bunlara böyle. Diyor ki karıncaların beyi, yani Nemlül Kulü Mesakin Hüküm, ey karıncalar çabuk girin bakalım evinize gir yuvanıza. Size bari ordu siz çiğnemesin buyurun muhtemelen bakın. Karınca, karıncaların beyi olan dişi karınca, iri karınca yuvasından kocaman bir vadi. Kime kaç kilometre kare büyük bir vadi. Yuvasından karıncalara hitap ediyor, emrediyor yani böyle. Ey karıncalar, yuvanıza çekilin, Süleyman Aleyhisselam sizi çiğnemesin, ordusu çiğnemesin diye böylece. Fetebe Süleyman daha iken, Süleyman Aleyhisselam onu duydu, Fetebe Süleyman tebessüm etti daha iken, gülümseyerek onun sözüne böylece. Şimdi bakın, muhterem müminler, Allah'ın bir kulu Süleyman Aleyhisselam, evet peygamber, Allah'ın kulu olan insan ama böyle. Onun yeteneğine tabi bizden farklı yetenekleri var. Süleyman Aleyhisselam'ın da her peygamberin farklı özelliği vardır. Bu özelliği de cinlere hükmederdi. Onları çalıştırırdı. Bir de hayvanın dilini bilirdi. Bir karınca konuşuyor. Nasıl konuşuyor muhteremler? Tabi onların antenleri var muhterem. İnsan kulağı bunu duymuyor ama böylece. Duymuyor. Fakat bütün karıncalar
antenleriyle bunu duyuyorlar sesine bakın böyle. Sema Aleyhisselam bunu duyuyor. Bunu duyuyor. Ve tebessümünü sen ediyor böyle şekilde. Yine Hazreti Musa Aleyhisselam Hazretleri de Tur Dağı'nda, Tur Sina'da kendisine peygamberlik verildiği anda, Tur Dağı'na verildiği anda, gece karanlığında peygamberlik ise verildiği anda Tur Dağı'nın her tarafını gördü. İçini, dışını, altını, otlarını, karıncalarını, hepsini gördü. Hepsinin zikrini duydu. Ne kadar ağaç varsa ağaçların zikirleri, yaprakların teker teker zikirleri, otların, bitkilerin zikirleri, karıncaların, vahşi hayvanların zikirleri, bütün bunları duydu muhteremler. Musa Aleyhisselam Hazretleri de. Bunlar Allah'ın bir kulu. Peygamber olsun. Demek ki Allah Celle Celaluhu her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor muhteremler. Allah Celle Celaluhu işitiyor. Gerçekte her müminin içinde, fıtratında örtülü bir şekilde Allah'ın kendisini bildiğini, işittiği sesine inancı var, herkese var bence. Bu inancı binaen insan dua ediyor. Kişi dua ediyor. Hele insan biraz sıkılınca, daralınca, deniz bitti artık, seyahatler kesildi, ümitler kesildi her yerden. Kul ne yapıyor? İki rekat namaz kılar, secdeye kapanır, elini açar, Allah'ım bana yardım et der. Kul o anda biliyor ki Allah onu biliyor, sesini duyuyor der. Yoksa haşa Allah duymaz diye bir şey olsa Allah dua etmez insan. Yunus Aleyhisselam Hazretleri balığın karnındayken, balığın karnında, gecenin yarısında, denizin altında, Yunus balığın karnında Yunus Aleyhisselam Allah'a tesbih etti orada. Tesbih etti, zikretti. Melekler duyurdu gökte. Ya Rabbi, deniz altından Yunus'un sesi geliyor. İşte aziz cemaatimiz, demek ki peygamberler bile bunları duyuyorlar. Evliyalar da makamına göre açık bunları duyarlar. Duyarlar bunları. Allah Celle Celaluhu hep duyuyor muhtemelen böyle. Şu anda yeryüzünde, kıtalarda, ülkelerde muhtemelen. Şu anda bir namaz kılanlar var şu anda. Cemaatte kılanlar var, evinde kılanlar var, hastalar var, kor okuyanlar var. Allah diye yananlar, aşıklar var. Şu anda Beytullah'a, Kabe'ye tavaf edenler var. Lebbeyk, lebbeyk diye ağlayanlar var. Safa Mevla arasında koşanlar var muhtemelen. İhramlar böyle şey. Allah hepsi bunları sesini işitiyor muhtemelen. İşte böyle. Tabii bunun bir tersi var, zıttı var. Yani cehennemden bir karşılığı cehennem var ya. Ne yazık ki insanın bazısı o yolda Allah bazen. O da var bazen böyle. Kimin ne yapıyor şu anda? Gazinoda. Sazlar, cazlar, şunlar, bunlar, danslar oynuyor. İçkili, kumarlar, şunlar, bunlar. Ne yazık ki Allah korusun. Kısa ömrünü, kısıtlı ömrünü o da boşa harcıyor muhtemelen. Ama Allah hepsi bunları duyuyor muhtemelen. Hatta bunlar İki melekten, Ahmet Efendi'nin bunlar, zapta geçiriyor bunlar böyle şey. Yine Mevla'nın bir ismi de sıfatına basar. Basir, her şeyi Allah görüyor. Allah her şeyi görüyor. Karanlık gecede kara taşlarına gezen kara karıncaları görüyor. Onun zikrini, sesini duyuyor. Hepsini duyuyor muhtemelen. Bu da Allah'a yalvarıyor, karınca da. Bu da Allah'a yalvarıyor efendim. Hepsinin bir zikri var böyle. Kurbanın, kuşların, dağların, taş, atomların, her zerrenin
bir tesbihatlar, zikirler var böylece. Mevla hepimizi, Allah her şeyi görüyor muhteremler. Mesela kabirlere yatanlar, mevtalar var, kabirlere yatanlar. Hatta bedenin çürüyenleri, kemikleri bile topuk olanlar da var. Ama ruhları, ölümsüz ruhları böyle. Ruhlar ölümsüz muhteremler. Şu anda cennette huriler var, cennette huri kızları var, huriler. Onları geziyorlar cennette. Cennette melekler var. Bütün sema, yedi kat göklerde bir karış boş yer yok. Allah'ı anmayan melek yok. Sidre, müntaha var, arşı var, kürsü var, nice nice alemler var böyle. Alemler var muhtemelenler. Binlerce karışın daha büyük melekler var. O kadar büyük melekler var. Her bir bunda Allah'ı zikrediyorlar. Allah bunları görüyor, biliyor. Buna zikrini işliyor muhtemelenler. Bir gün biri genç, 15-16 yaşlarında tahmin ediyorum. Çok baktım ben ihlaslı bir genç, yolda karşılaştık. Yanıma sokuldu. Dedi ben bir rüya gördüm dedi gece. Birkaç önce görmüş rüyasında. Dedim hayır olsun inşallah. Tabii rüya yorumu kesin değil be, tahmindir rüya yorumu. Fakat bunun ki rüya değil artık, açık bir şey görmüş bu tabii. Şu anlattı muhteremler. Dedi ki bir gece dedi, yastı yıkılıp eve gittim. Genç, eve gittim dedi. Yattım, uyuyamadım dedi. İçimden, kalpten gelen bir duygu, Allah'ı zikretmek isteyen geldi benim dedi böyle. Uyuyamıyorum böyle. İçimden, kalpten, gönülden gelen bir istek. Nasıl bir insan acıkır, yemek ister, kişi su ister, uyuyamaz kişi. Aynı şekilde bu duygu ulaşmış bu gençler. O anda muhtemelenler. Ulaşmış bir şey. Bunlar gönlü Allah istiyor onda. Allah demek istiyor. Tabi kalkıyor bu. Abdest alıyor. İki yer namaz kılıyor. Oturuyor, başlıyor. Zikre başlıyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle ederken 30 yerde böyle duvara şey yaslanmış, uyuklanmış. Buna sine deniyor. Sine, uyku değil. Uyku ağırdır çok. Sine, uykunun ilk devresi. Uykuya geçiş dönemi, sine deniyor buna. Bu sine halinde, hafif uyku halinde iki melek geliyorlar, ona bunu göklere çıkarıyorlar, bunu göklere. Gel seni gezdirelim diyorlar. Yani kul bir anda nasıl makamlara fırlıyor. O Allah kulunu bırakır mı? Ah, o kapıya yanaşsak muhtemelen Allah desek. Ya o Mevla merhametli merhametler. Alıyor ki melek bunu gökte çıkarırlar böylece. Gökte çıktı mı dedi kendi söylüyor. Onun tabii anlatması. Baktım dedi dünyayı görüyorum uzaktan dedi. Ayı görüyorum. Güneşi görüyorum. Gezegenleri görüyorum dedi böyle. Her birine dönüyorlar ama Allah, Allah diye dönüyorlar böyle. Duyuyorum bunu böyle. Ama çok gür bir ses böyle. Sanki gökler gürlüyor böyle. Dünya dönüyor, Allah, Allah diye böyle. Daha yukarı çıkıyor, bütün yıldızlar böyle. Yukarı çıkıyor melekler, her bir Allah zikrediyor bunlar böyle şey. Sonra bu tekrar bunu aşağı indiriyorlar. Uyanık kendine geliyor. Ama tabii kalp yoruna fırlamış artık. Allah diye. O aşkı tatmış muhteremler. Ona böyle bu alameti göstermiş böylece. Uyumuyor sabaha kadar. Hep Allah'ı zikrediyor. Sabah namaza gidiyor camiye. İmam uyuyor cemaate. Farz namazına duruyor. Allah-u Ekber diyor duruyor. Bakıyor Allah Allah. Evet camiye gitti. Cemaate gitti, imama uyudu ama imam da sesli Fatiha'yı okuyor ama çok cılız, cansız, zevksiz, tatsız bir şey böyle.
o gördüğü alemlerin yanında onu öyle göreyim o zaman. İşte Allah Celle Muhtemelen her şeyi bilen görüyor. Bir de sıfatlarımız yok. Kudret. Kudret, kudret böyle. Mesela bizler bir şeyi biliyoruz. Efendim işte çok şiddetli fırtına geliyor. Çok şiddetli yağmur, yağış, sel geliyor. Şu bu geliyor. Allah'ın düşman göre Allah korusun mesela böyle. İnsan radardan bunu biliyor mesela böyle. Şundan bundan böyle şey. Veya bunu görüyoruz. Biliyoruz. Görüyor bunları. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Aciz, aciz muhteremler. Amerika'da çoğu fırtına geliyor Amerika'da. Kasırga geliyor muhteremler. Kasırga geliyor. Kasırga gelmeden önce geleceği biliniyor. Meteoroloji haber veriyor bunu böyle. Şu hızlı gelen bir kasırga geliyor böyle. Meteoroloji haber veriyor bunu böylece. Önlem al. Allah'ım. Ne yapıyorlar? Ancak orada halkı olan başlığı tahliye ediyorlar. Değişik halkı. Ya Amerika'sın sen değil mi? Dünyanın süper gücüsün. Bilim teknolojinin zirvesi oluşmuşsun şu anda yeryüzünde. Dur bakalım şu rüzgarın yönünü değiştir bunu böyle. Bulutun yönünü değiştir. Kul aciz muhtemelen. Aciz muhtemelen. Aciz böylece. Bazen insan evinden bakarken mesela yazın balkonu insan bakarken yolken oturan bir kimse şu an bakıyor ki bir araba hızla gelirken aniden başka birine çıktı, araba çarpışacaklar. Bunu gördük işi veya da. Eyvah çarpışacaklar. Ama elim bir şey gelmiyor. Hatta kişi Allah korusun kendi evladını markete okula gönderiyor. Annesi babası mesela balkondan bakıyorlar. Aman yavrum dikkat ediyor kendisine böyle. Ama şu dalmış bir de yola fırlıyor. Araba bir tane çarpacak. Bunu görüyorlar. Eyvah meyvah. Ama elde bir şey gelmiyor muhtemelen böyle. Niye bir örnek vereyim? Uçak mesela böyle. Uçak yolda gökte arızalanmış. Gökte uçan motorun biri çalışmıyor. Arızalanmış uçak böylece. Tabii havalanla merkeze haber geliyor. Efendim uçak arızalandı. Yerde önlem alınıyor. İtfaiye geliyor, ambulansa geliyor, şunlar bunlara geliyorlar. Bunların yakınları geliyorlar. Herkese bakıyor. O uçakta Ulaştırma Bakanlığı'nın hanımı da olsa elden bir şey gelmiyor muhtemelen. Uçak bakıyor herkes böylece. Ne olacak bakalım. İşte demek ki Allah Celle Celaluhu, o güzel Mevlam Rabbimiz muhtemelen. Her şeyi biliyor. Her şey işitiyor, her şeyi görüyor, her şeye gücü yetiyor. Gücü yetiyor efendim. Her şeye gücü yetiyor. Kudret bu iş kudret efendim. Kudret kudret efendim. Mevla her şeye onun gücü yetiyor. Her şey Allah'ın dilemesi gibi olur böylece. Yine bir sıfat Mevlam irade. Dileme irade. İrade. Mesela bizde irade var. Bizde irade var. Ne kadar? Çok ama çok çok cüzi kısıtlı. Çok kısıtlı böyle. Bırakalım dış dünyayı, şu bedene bile sütümüzü geçmiyor adamı, geçmiyor. Efendim bağırsam çalışmıyor. Çalıştır. Yok çalışmıyor bağırsam efendim. Ya bağırsam çok çalışıyor, dur. Efendim işte kalbim çalışıyor, çalışmıyor. Niye elimiz geliyor? Ancak mesela göz kapağını açıp kapamak, iradeye bağlı. Parmağı oynatmak, şunlar bunlar. Arkadan kalmadan böyle. Şu evrende muhteremler ne varsa, karıncadan, kuştan, balıklar, insana, melekler, cinlere kadar böyle. Ne varsa, atomlar, hücrelere kadar ne varsa, her bir zerre, her varlık Allah'ın iradesine bağlı muhteremler. O Allah ne dilerse olur muhtemelen. Yani deprem de olurken öyle karmaşık değil. Hiç kontrolü çıkmıyor Allah'ın. Çıkmıyor kontrolü muhtemelen. Mesela bizde kişi otobüs şoförü direksiyon başında
fren patladı, şu bir arıza bir şey oldu, kontrolü çıktı. Ne olacak belli değil muhtemelenler. Hatta bazen savaşlar, şunlar bunlar, kontrolü çıkabilir bunlar böylece. Ama haşa her şey Allah'ın tam kesin kontrolünde muhtemelen. Refremde olurken Allah'ın kontrolünde. Allah'ın dilediği neyse olur. Kulun eceli gelmemiş. Bunu bile kanamaması gerekiyor. Allah'ın takdiri bu mu? Bu. Evet, deprem de olsa o bulunduğu 10 katlı bina çöker. En altına kalır ama bunu kanamaz muhtemelen. Ona göre yıkılır. Ona göre kolonlar gelirler. Kılpaya gelirler böylece. Bir şey olmaz muhtemelen. Deprem oyunda olsun, depremin ertesi sabahı muhteremler bir yanıma geldi. Hiç unutamıyorum ben bunu böyle. Şu etkili beni bu. Annesi babası Aribe'ye oturuyorlar. Kızınla oğlunu da oraya yatmaya göndermiş bu. Göndermiş. O gece tabii deprem oluyor. Hemen bu kalkıyor depremden sonra. Pijamalarıyla koşa koşa eve gele bakıyor. 5 katlı bina çökmüş. Yatırımı çıkmış böyle şey. Başlıyor bağırmaya. Anne baba bağırıyor. Ses yok. Kızına bağırıyor. Kızı cevap veriyor. Baba ben buradayım. Kızım ne durumdasın? Yaralı mısın? Bir şey mi? Yok bir şey olmuyor baba. Yatıyorum burada benim. Kız hafızmış. 14 yaşında hafızmış böyle şey. Karışım ne yapıyor? Uyuyor. Uyanmadı muhtemelen baba. Uyanmadı muhtemelen. Kızım diyor, sabahımız yaklaştı. Şimdi şu anda karanlık. Ben yalnız sana burada yardım edemem diyor. Ben gideyim namazımı kılayım diye geleyim inşallah diyor. Sen korkuyor musun? Korkma sakın diyor. Korkayım baba diyor. Ben korkuyorum böyle diyor. Kızım sen diyor, teyemmüm yap, namazı kıl yat diye de burada diyor. Namazını kıl diyor inşallah diyor. Ben sonra gelirim diyor böyle. Bu gidiyor muhtemelen bakınız. Gidiyor bu. Namazını kıl diyor. Geliyor. Alacak karanlık. Kızım ne yapıyorsun? Baba namazını kılıyor, kum okuyorum baba. Bu defa birkaç kişi bulmuş, getirmişler böyle, yer açıp, bunun çıkacağı kadar delik açmışlar. Kızım diyor, gel diyor, buradan seni çıkaralım. Baba çıkamam. Neden? Üzerimde de gecelim var diyor. Çıkamam diyor, haram bir şekilde çıkmam böyle. Ya kızım, şu anda diyor bir zaruret var, zorunluluk var diyor. De bak deprem oldu. Arada bir deprem devam ediyor kızım diyor. Ne oluyor diyor. Uzat elini diyor, çekeyim diyor, buradan çıkar. Çıkamam baba diyor. Ölsem bu ölürüm ben diyor. Çıkamam şey muhtemelen diyor. Eve gidiyor, yatış aşağı buluyor, getiriyor, çıkarıyor muhtemelen şey muhtemelen. Kelam Tekvin, Allah'ın kelamı vardır, sözü vardır. Allah her şeyle konuşur. Tekvin, yaratmak. Ancak yaratmak, Allah'a mahsus yaratmak. Yoktan var etmiyor muhtemelenler. Bir kimse ihlas ile kelime-i tevhidi söylerse muhlisen dehale cenne. Men kâle illallah muhlisen. Bir kimse men kâle kim yani derse la ilahe illallah derse muhlisen halis hulus ile gönülden Allah için derse dehale cenne. O kim denirse girecek muhtemelen bakın. Görecek. Yani şerite geliyor. Özleyeyim inşallah. Kimin dünyada son sözü kelime-i tevhid olursa o da cennete girer muhtemelen. Dünyadaki insanın son sözü kelime-i tevhid olursa, dünyanın son sözü olursa. Bir gün muhteremler, kısa anlatayım işler, bir kısa inşallah. Sakarya boyundayım da pazarında. Yalnızım da, oturuyorum orada, eline kitap var, kitap okuyorum. Kitap okuyorum ben, okuyorum. Biri geldi, arkamda ayakta selam verdi bana. Ben de okuduğum Kur'an neydi şu anda hatırlamıyorum. Ama kendimi ona, tam kendimi vermiştim, o konuyu vermiştim kendime. Çok duygu etkiledi beni, imanı konuydu. Tam Allah kendimi orada vermiştim ona kendimi. Bana selam verdi ama konuşmadan gitsin diye hiç dura bakmadan aleyküm selam dedim böyle. Önüme bakarak.
Bu gitsin konuşmasın diye. Yani o mali bir hamba olmasın diye. Gitmedi ama. Başladı konuşmaya ayakta. Arkamda görmüyorum böyle. Aklım, gözüm gerçek kitapta ama tabii kulağım onu söylüyor, duyuyor ama. Fakat öyle bir oldu ki baktım onun sözleri, konuştuğu sözler bana kitaptan daha tatlı geliyor. Kitabı kapadı mı sen? Dönüp baktın, ayağı yan ayak yazın. Ayağında eski bir lastik yazın. Yırtık lastik böyle. Pantolonu yamadan görünmüyor rengi. Üzerinde bir gömlek var. Eline bir asa dernek dayanmış, bana bakmıyor ama. Yufka bakıyor, almış böyle konuşuyor böyle. Ama Allah dostu belli böyle. Böyle gönülden gelen mani fiil saçıyor böyle. Oturunca ettim, oturmadı. Ayakta konuşuyor. Ben ayağa kalktım oturmayınca. Dinliyorum kendisini. Şunu söyledi muhteremler. Ben çok duygundum ondan da. Babası bunu çobanmış. Annesi yardım edemiş kendisine. Ama o köyden bu köye böyle. Çoban kapılanmış. Ev yok muhteremler. Yurt yok. Eşya yok, çadırı yok bunların böyle şey. Orada bile kalıyor bunlar böyle şey. Tabii çoban dağda, bayırda, kışta, karda üşümüş. Kızamın hastalığı ölmüş babası genç yaşta. Annesi ölmüş. Bunun bir iki kardeşi varmış. Oluyor bir kardeşini bir kasabaya gidiyor şimdi. Kasabaya gidiyor. O zaman hanlar olan bir dönemde. Bir amcaya gidiyor. Amca diyor, bizim paramız yok. Biz yetimiz diyor böyle. Sen bize buradan da bir küçük bir oda verirsen diyor, biz diyor sana yardım ederiz. Yani etrafı temizleriz, süpürüz bunu yaparız bu şekilde. Paramız yok. Hancı bunlara müşterinin beğenmediği bir karanlık oda varmış, onu veriyor bunlara böyle. Bunlar tabii rahatlar ama böyle. Gün üzeri hamallık yapıyorlar. Böyle ekmek kazanıyorlar. Çalışıyor bunlar. Bir akşam yaslamada kılmışı camide eve gelmişler. Gaz lambası. Yani odalarında. Kardeşi birdenbire hastalanıyor böyle. Bitkin hale geliyor. Abi. Ben giderim abi diyor. Anne babam beni çağırıyorlar. Onu da görüyor onları. Beni çağırıyorlar. Hakikaten ana abi bana diyor ben gidiyorum ama. Aman kardeşim ne diyorsun sen diyor. Dünyanın tek sen benim, sen benim. Her şeyim sen dünyada. Kardeşi birden düşüyor böyle. Düşüyor kardeşi. Can çekişiyor böyle. Bu birdenbire ağlama başlıyor. Baktım bir dedi. Onu sevmesin. Baktım bir dedi böyle. Oda doldu insanlarla. Doldu oda böyle. Oda genişliyor ama böyle. Durmadan geliyorlar. Oda genişliyor, oda genişliyor, genişliyor. Oda nurlandı, nur oldu oda böyle de. Güneş gibi dur oldu o da. Başlar dedi zikretmeye gelenler. Hep böyle sarılıklı böyle sakalı çok insan muhterem insanlar. Başlamaya zikretmeye. La ilahe illallah. La ilahe illallah derken sanki o da sallanıyor muhterem böyle. Bunun karşısında böyle zikrediyor. Buna zikreder derken bu bakıyor. Karşı ağzından yeşil bir nur çıkıyor. Ruhu yani. Yeşil nur şekli ağzından çıkıyor böyle. Tavandan gidiyor. Bakıyor tavan yaralıyor. Gidiyor böyle şey. Nur çıkıp gidince kalbim dağılıyor böyle şey. O nur gidiyor. Gene bu küçük odada gaz lambası karanlık boş bir yerde kendini buluyor. Kardeşine bakıyor. Kardeşi gülümseyerek sararmış ölmüş muhtemelen böyle şey. İşte onun üzerine kapaklanıyor. Başlıyor ağlamaya. Ah kardeşim ah. Dünyadan tek senin benim ev varlığım. Şimdi seni kim yıkar? Para yok, pul yok. Yani seni diyor, dünyanın seni kim yıkar? Kime gelin yıkar derim. Para isterler benden diyor. Kefen almak lazım. Kefen almak param yok. Tahta alma tabutum, tahta alma param yok. Senin cenazene kim taşır? Burada garibiz diyor. Aşağılığımız ekibiz, aşağılığımız ekibiz burada böylece. Ağlarken
Bir zaman orada ağlarken birdenbire kapı açılıyor. İçeri hancı giriyor böyle. Telaşlı içeri giriyor hancı. Ne oldu kardeşine? Amca kardeşim öldü. Üzülme onu her şey bana böyle diyor. Amca sen bunu öldüğünü neden biliyorsun? Hancı başı ağlama. Ah yavrum ah. Ben bilemişim bunun değerini. Ben bunun kalbini çok kırdım. Ben buna bağırdım hesabımda. Bu Allah'ın sevgili kuluymuş bu. Ben uyumuştum diyor. Peygamberimiz geldi, rüyama geldi. Kalk! Ben en sevgili ümmetim şu anda ruhunu teslim etti Mevla'ya. Onu sana havale et dedi. Bak peygamber dedi bana böyle. Her şey bana ait böyle diyor. Hancı da o gece sabah orada bekliyorlar. Oturuyorlar tabi orada. Sabah namazı gidiyorlar beraberce. Namazdan sonra hancı ayağa kalkıyor. Hoca yanında mihrap ayağa kalkıyor. Cemaat bir dakika bekler misiniz? Diyorlar. Ne var? Bunu tanıyor musunuz? Tanıyor işte. Hamallık bile yapıyor. İşte odun kesiyor. Şunu hamallık bir şey yapıyor bu şekilde böylece. Bunun kardeşi öldü bu akşam. Ama bu Allah dostuymuş böylece. Rüyası anlatıyor bu şekilde. Hep beraber diyor inşallah böyle diyor. Beraber diyor. Ona yardım ederim işte böyle diyor. Biri kalkıyor. Tabutunu ben alayım. Tabutunu ben alayım. Kefeni ben alayım. Hayır, hayır. Onlara peygam bana verdi bana. Yalnız bedene gelen böyle yapıyorlar. Hoca başta beraber gidiyorlar. Abi herkesine koşuyorlar muhtemelen böyle. Yani bu kardeşim seni kim yıkar, kim derken Allah gönderir muhtemelen. Gönderir bu şey yapar. Şimdi aziz cemaatimiz buyuruyor Aleyhisselam peygamber bu hadis-i şeriflerinde kim buna devam ederse ona vahşet yoktur. Fil mevti ve la fil kabur ve la fil fin nüşuri. Bakınız. Kim bu kelime-i tevhid devam eder, inanarak böyle devam ederse böyle, bunu arada bir söylerse böyle, arada söylerse, özellikle muhteremler, günde 100 defa bunu söylemesi lazım muhteremler. Çok hakkında müjde var, günde 100 defa böyle. Belli bir zamanda, sabahından sonra, yatsan sonra, herkes tabii işleyen durumuna göre, kişi bunu 100 defa söylerse, oturur kıble oturur, ama yavaş yavaş böyle, La ilahe illallah, La ilahe söylerse, bu kişi ölürken imanla gider muhteremler. Allah yardım ederken işte böylece. Kabre girince, bu zikir nur olur, ona kabrine girer, kabre genişler muhterem. Kabrinde cevabını verebilir. Mahşerde nur bunun yanına gelir. Bu şekilde kabre gelir muhteremler. Allah cümle inşallah gönül gözümü açsın muhteremler. Uyansın inşallah. İlahi Teala Fatiha.